Şehitler olarak, Aleviler olarak sürekli katledildiğimiz için ayda bir ya da 15 günde bir anma yapıyoruz. Geçen 4 Mayıs'ta Dersim anması yaptık. Bugün Çorum anması yapıyoruz. Gelecek ayda Adıma anacağız. Geçmişten bugüne tüm devletler, iktidarlar bizleri asmış, kesmiş, yakmış. Biz de amacımız acılar tazelemek değil, unutturmamak adına günün geldiğinde anmalarımızı yapıyoruz. Katledilen canlarımızı alıyoruz. Bugün de burada Çorum anması yapacağız. Öncelikle çırağımızı uyandıracağız. Karanlığı ışık olsun diyoruz. Çırağımız yansın, yakılsın Hızır aşkına. Çırağımız yansın, yakılsın Deşte Kerbela'ya, İmam Hüseyin aşkına. Çırağımız yansın, yakılsın Çorum'da katledilen Hakk'a yürüyen canlar aşkına. Elbette ki Mustafa arkadaş söyledi. Hiçbir zaman, her ay hemen hemen bir katliamın yıl dönümü. Mayıs ayı şehitlerini andık. İşte Mayıs ayı boyunca şehitlerimizi andık. Alevi katliamları, Sivas'ı, Madımak, Çorum, Malatya, Gazi, tüm bunlar yaşamımızda önemli iz bırakmıştır. Biz hani cümle kurarken normal cümleler kuramıyoruz. Astılar, kestiler, olmadı yaktılar, olmadı sürdüler katliamlara. Geçmişten bu yana Alevi halkı uğramadığı herhalde katliam, ötekileştirme yolu. Devletin geçmişten bu yana iç tehdit olarak gördüğü Alevi inancı o günden bugüne, Yavuz'dan bugüne katliamlarla, ötekileştirmelerle, işte demin söyledi Çorum'daki dedeyi fırına atıp yapmak. Bugün bu anlayış, devlet anlayışında artık katliamlar, yakmalar, idamlar, kesmeler, bunlar artık bir bu devletin geçmişten devraldığı, Osmanlı'dan devraldığı cumhuriyetle de devam etti. Cumhuriyette bitmedi. Hani Osmanlı'da 155 bin Alevi katledip onun üzerine de cami dikip namaza gidenlerden daha sonra Atatürk'ten sonra ve Cumhuriyet'ten sonra da bu katliamlar devam etti ve hala günümüze kadar da devam ediyor. Alevilere yönelik ötekileştirme, yakma, yıkma, sürme. Bugün devlete kesinlikle ve kesinlikle devlete dert olmuştur bu devlet. Alevilerin birliği, dirliği, bir arada olması. Alevi köylerine ve Alevilerin bulunduğu bölgelerde yokluk, yoksulluk diz boyu. Ve gidemezsiniz, sıkı yönetim başladı dediler. Ne yaparız, ne yaparız? Orada yeğenim vardı. Yeğenim de bizi gönderdi. Ben orada kaldım. Abim dolayısıyla birer saat arayla sıkı yönetim izin veriyordu sokağa. O zaman o dönemlerde can pazarıydı. Bizim devrimcilere, Alevileri katliam. Birbirlerine giriyordu devrimciler, onlar bizimkilere. Her gün 10-15 tane cenaze çıkıyordu. Her gözlerimizin önünde yani yaşanıyordu bunlar. İşler acısıydı. Ve köye gitmek isteyenler de karısı, kızı yanında olanlar da bu köylerin dışında sünniler, faşistler, babaların elinde o kızları alıp, kadınları alıp, şişleyip, öldürüp ekin tarlaların içine atıyorlardı. Sonra biz duyduk ki benim dayıma komşuları tarafından, faşistler, ülkücüler tarafından aynı binada oturan komşuları Milyon'da oturuyordular. Çorum'un Milyon'un mahallesinde oturuyordular. Başka yere taşınıyormuşlar. Dedem, bize yardımcı olur musunuz evi taşımaya? Tabii ki hay hay deyip yanlarında gitmiş. Bunlar şey kurmuşlar, tuzak kurmuşlar. Almışlar, götürmüşler. 4-5 kişi fırına sokmuşlar. Diri diri. Ve sonra da ölmemiş. Yani ölmemiş bedeni hala yaşıyormuş. Bedenine CCC yazmışlar. Ve o sonra ölmüş, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun.
Ve daha sonra da bizim köyler devrimciler vardı. Genç yürekli devrimciler. Bizim köy Alevi, Kürt aynı zamanda. Yönelmişler köyümüzü yakmaya, katliam yapmaya. Onlar korudular. Gazi Eken'in kitabında ifade ettiğine göre 82 kişi katledilmiş ama resmi rakamlara göre 57 kişi. Hatta Gazi Eke sayının daha fazla olduğunu söylüyor. Şimdi Çorum katliamına ilişkin kronolojik açıdan işte MHP Genel Başkan Yardımcısı Günsazak öldürülmüş, kan akam, intikam diye bir yürüyüş var. Çorum bilerek seçilmiş. Çorum demografisi nedeniyle, Çorum siyasal nedeniyle, Çorum Türkiye'de yapacağı etkiler nedeniyle bilerek seçilmiş. Şöyle tesadüf değil arkadaşlar. Katliam sistematik olarak yapılıyor. Yani bazı şeylerde şöyle diyorlar, devletin parmağı var. Burada devletin parmağı yok. Polisin, askerin de parmağı yok. Kendisi var. Parmağı ne? Yani kendisi işin içinde bizatihi koordinatörü, yöneticisi olması hasebiyle kendisi içinde. Peki niye Çorum arkadaşlar? Şimdi bakın katliam, yakın dönem katliamlarına bir bakalım. Maraş, Malatya, Adıyaman'da da girişimde bulunulmuştu. Sivas, Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum bu güzergah. Niye bu güzergah acaba? Bu güzergahta başka bir şey de var mesela. Bir şey söyleyeyim, İbrahim Kalpakaya Çorumlu mesela. Mahir Çayanlar Tokat'ta katledildi mesela. Nikzar'da, Kızıldere'de. Amasya. Deniz Gezmişler Sivas'ta yakalandı mesela. Niye bu acaba? Bu tesadüf mü? Hayır efendim. Bu Baba İshak ve Baba İlyas'ın yürüyüş güzergahıdır bu. Bu güzergah Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in baş düşmanıdır arkadaşlar. Oysa bakın Mustafa Kemal de bu güzergahtan yürümüştür. Samsun'a çıktığında bu güzergahtan Erzurum'a kadar yürümüş, geri dönmüş Erzurum'dan Hacı Bektaş üzerinden Ankara'ya gelmiştir. Cumhuriyeti kurmak için de bu güzergaha ihtiyaç vardır. Kürt sorununu çözmek için de bu güzergaha ihtiyaç vardır. Bu güzergah çok kimliklidir. Kürtler, Ermeniler, Çerkezler de var bakın. Türkmenler, Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar. Burası Türkiye'nin demokrasisinin fay hattıdır. Müzik daha seyretti.